Konuşan Ordu TV'den merhabalar. Değerli izleyenlerimiz, bu akşamki konuğumuz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Tabip Odası Başkanı Doktor Ömer Ufkun Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam öncelikle Tabip Odası Başkanlığı'na seçildiniz yeni. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Yayın hayatınızda başarılar dilerim. Çok teşekkür. Ordumuzda böyle kurumların olması bizim için mutluluk ve gurur verici. Evet, geçtiğimiz hafta bir kongremiz oldu. Genel kurulumuz oldu. O genel kurulda adaylığımızı açıkladık. Bizden başka bir adaylık açıklayan olmayınca da biz tek liste olarak seçilmiş olduk. Görevimize de başladık, mazbatayı aldık. Bu konuda tabii ki heyecanlıyız. Yani enerjimizi dışa vurup iş üretmek istiyoruz. Bir şekilde bu camiaya fayda sağlamak istiyoruz. Öncelik hedeflerimiz, ben buna daha önceden başladım aslında. Örgütlü bir ordu tabip odası. Örgütlenmemizi maksimum düzeyde sağlamak. Temsiliyet anlamında güçlü bir şekilde temsil sağlamak anlamında odamızın üye sayısını muhakkak artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. 470 civarında üyemiz vardı. Ben bunu 530 küsürlere çıkardım. Kendi kişisel çabalarımla, sağ olsun meslektaşlarım kırmadı, hepsi üye oldular. 500 bizim için kritik bir sınır. 500'ün üzerinde sizin Ankara'daki büyük TTB seçimlerindeki temsiliyetiniz artıyor. Delege sayınız 5'ten 7'ye çıkıyor. İki büyük bir rakam aslında, çünkü bir oyla iki oyla seçim kaybedildiği oluyor orada. Bizim için orası önemli. TTB Merkez Konseyi'ndeki temsiliyet ve oradaki adayla başvurularda bizim ön planda olmamız, bizim sonucu etki edebilecek güçlü olmamız bizim için önemli. Aynı zamanda ne kadar üyeniz varsa ilde o kadar dikkate alınırsınız, o kadar güçlü olursunuz, o kadar daha çok kişiyi temsil edersiniz. Dolayısıyla biz örgütlenmeyi önemsiyoruz. Öncelik hedefimiz örgütlenmeyi tamamlamak, temsiliyeti çok sağlam bir şekilde gerçekleştirmek. En büyük hedefimiz bu. Son günlerde kamuoyunda oldukça meşgul eden sağlıkta şiddet konusunu konuşacağız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Sağlıkta şiddet kanayan yaramız uzun zamandır. Her zaman gündemde. Maalesef her gün sosyal medyada olsun, ulusal medyada olsun mutlaka bir haberini görüyoruz. Çözümü noktasında birçok adım atıldı ancak yeterli gelmediğini görüyoruz maalesef hala daha. Yaklaşık yani 10-15 yıllık bir mevzu, daha öncesinde bu kadar yaygın olduğunu hatırlamıyorum Evet. açıkçası. Yani sebepleri konusunda tabii ki tartışılacak, konuşulacak çok fazla şey var ama biz daha çok sonuçlarla ilgileniyoruz artık. Çünkü yani mesleğimizi güvenli, huzurlu bir ortamda ifa etmek en doğal hakkımız. Bu hak şu anda maalesef elimizden alınıyor. Hep bir güvensizlik ortamında çalışmak zorunda kalıyoruz. Hekim sürekli tetikte, her gün bir olay yaşayabilir, her gün polikliniğin kapısı tekmelenebilir. Siz kendiniz maalesef şiddete maruz kalabilirsiniz. Serviste olsun, yoğun bakımda olsun, poliklinikte olsun artık yeri kalmadı. Dışarıda bile takip edilip Evet. maalesef şiddete uğradığını görüyoruz meslektaşlarımızın veya sağlık çalışanlarımızın. Hatta ya geçtiğimiz günde hatta yine basına yansıdı. Hasta yakınları yoğun bakım basma cesareti bile gösterdiler ki bu zaten bir şiddet vakasıdır. Onu bir tarafa bırakırsak bir kere yoğun bakımlar izole alanlardır bilirsiniz. Evet. Herkes kabul edilmez. Çünkü enfeksiyon riski vardır. Orada diğer yaşam mücadelesi veren insanların da aslında hayatı gasp edilmiş oldu. Hayati tehlikesine yani sebebiyet verilmiş oldu ama maalesef yaptığım konusunda hala da istenilen seviyelere gelemedik. Yani çözüm önerisi olarak biz artık kanuni düzenlemelerin daha ciddi, yani bir hakime savcıya yapıldığındaki ciddiyetle tepki verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde CMK'ya düzenlemelerin konulmasını talep ediyoruz. Ama bunun yanında ekonomik de bazı tedbirlerin alınması gerekli. Bu şiddeti gösteren vatandaşlar bir süreliğine en azından SGK'dan mahrum bırakılabilir. Bu güvenceden mahrum bırakılabilir. Böyle olduğunda kişi bedel ödeyerek sağlık hizmeti almak zorunda kalacağı için mutlaka yani günün sonunda bu davranıştan uzaklaşma yönünde bir karar alacaktır. Çünkü herkesin sağlığa ihtiyacı var. Herkesin sağlık sektörüne ihtiyacı var. Ama şu anda görüyoruz ki kişi nasıl bir şiddet uygularsa uygulasın, ertesi gün bile değil, aynı gün bile poliklinik hizmeti alabiliyor. Alabiliyor, evet. Yani acil durumlar dışındaki hizmetleri
SGK tarafından karşılanmamalı bu hastaların. Veya bir çember oluşturulacak. Diyecek ki 60 kilometre sınır çiziyorum sana. Sen burada şiddet oluşturduğun için bu 60 kilometre içerisinde sağlık hizmeti alamazsın. Almak istersen bedeliyle almak zorundasın. Evet. Şeklinde bir çözüm üretilebilir. Yani bu yapılmadığı sürece açıkçası ben bunun düzeleceğini zannetmiyorum. Tabii bu bir süreç. Yani çok uzun zamandır yaşadığımız bir süreç. Hekimler, sağlık çalışanları birazcık siyasete malzeme edildi diyebiliriz. Maalesef günün sonunda kaybeden biz olmuş gibi gözükse de aslında Türk insanı kaybediyor. Çünkü görüyoruz hekimlerimiz ülkelerini terk ediyorlar. Yani bu ülkenin evlatları burada yetişmiş, çok kaliteli hekimlerimiz var gerçekten. Onlarla gurur duyuyoruz her anlamda. Onlar bir Almanya'ya, bir İsviçre'ye, bir İsveç'e, Finlandiya'ya gitmek için maalesef değil çalışıyorlar. Bizim ülkemize hizmet verebilecek çok kaliteli hekimlerimiz. Sonra da biz hekim arıyoruz. Evet. Emeklileri göreve çağırıyoruz. Kadrolarımızı artırmaya çalışıyoruz. Yani bizim bir kanayan yaramız var. Bu bir kan kaybı aslında. Öncelikle bunu tedavi etmek gerekirken farklı yollar deniyoruz. Bu kaybı durdurmamız gerekiyor. Her ayrılan hekim arkadaşımız da bizim içimiz kan ağlıyor. Bizim ülkemize hizmet edebilecek çok kaliteli hekimlerin yurt dışına gitmesi bizim gerçekten içimizi burkan bir olay maalesef. Evet hocam. Şöyle sorayım. Son zamanlarda şiddetin artmasıyla ilgili sağlık çalışanlarına ve diğer öğretmenlere de aynı şekilde. Bununla ilgili toplumda bir sorun mu oluştu ya da işte şiddete bir eğilim mi var? Bunun altında yatan nedenler size göre bir hekim olarak nedir? Bence toplumsal bir bunalım içerisinde herkes. Yani ülkemiz zor bir ülke gerçekten. Evet. Çok güzel bir ülke ama çok da zor bir ülke. Ekonomik koşullar ortada. Herkes artık gerçekten ayı nasıl geçirebilirim hesabını yapıyor. O yüzden hep bir endişe var, hep bir gerginlik var. Bu da psikolojik olarak mutlaka insanı yıpratacaktır. Bu öfkeyi atacak, çıkartacak bir yer arıyor. Bir yer arayışı içerisinde. Yani en kolay yapabileceği, en güvensiz olan kimse tepkisini ona gösteriyor. Yani diğer çoğu kurumda bunu görmüyoruz. Ama eğitim ve sağlık alanında ki en çok yıpranan sektörler bunlar oldu. En çok insanla iletişim halinde olan, içli dışlı olan sektörler de bunlar. Maalesef buradan çıkarıyorlar biraz öfkelerini. Biraz da sahipsizliğimizle alakalı. Yani sahip çıkıldığı gösterilse bu konuda yani ulusal bir politika artık yürütülmesi gerekiyor. Basından, medyadan tutun da yani görsel medya, yazılı medya, diziler, TV programları her tarafta kamu spotu şeklinde bunun işlenmesi lazım mütemadiyen. Evet. Sadece bu da değil tabii. Az önce bahsettiğim önlemlerin de alınması gerekiyor. Bir cezai yaptırımın da ekonomik anlamda da olması gerekiyor evet. Ki artık bunlarla mücadele edebilirim. Yoksa biz bunu sürekli konuşmaya devam edeceğiz. Bir çözümü de olmayacak. Kaybeden biz olacağız. Türk toplumu olacak maalesef. Evet hocam. Zaten yıllardır da konuşuluyor. Hiçbir azalma olmadığı gibi artarak da devam ediyor maalesef. Maalesef. Görüyoruz. Maalesef. Bu şekilde şiddet olaylarının. Tabii sağlık çalışanlarının öncelikli sorunu şiddet ama farklı sorunları da var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sağlık çalışanları nasıl sorunlar yaşıyor ülkemizde? Sağlık çalışanları, sağlık sektörü çok yıpratıcı bir sektör. Yani bir askeriye gibi, bir polis gibi gerçekten aşırı derece evet. Yıpranan, çok yoğunluğun olduğu ve hata kabul etmeyen, yani telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek bir sektör. Dolayısıyla sürekli streslisiniz, sürekli tetiktesiniz. 24 saat çalışıyorsunuz, genellikle nöbetiniz var. Hasta yoğunluğu var, inanılmaz bir yoğunluk var. Gerçekten evet. Sektörün kaldıramayacağı kadar o da İnanın hekimlerin ve sağlık çalışanlarımızın aşırı özverileriyle bugün bu hallere geldik. Bunu hala kaldırabiliyorsak. Covid döneminde zaten bunu yaşadık. Çoğu Avrupa ülkesi yani bu süreci kaldıramazken biz hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak zaten hep bu yoğunluğu yaşadığımız için bir sıkıntı çekmedik açıkçası bunu yönetmekte. Ama insanüstü bir tempo. Tabii. O yüzden çok yıpratıcı bir tempo. Şu anda eminim ki çoğu sağlık çalışanının imkanı olsa bu mesleği kesinlikle yapmaz. Başa dönse kesinlikle evet. Farklı tercihlerde bulunur. Yani bunu söylüyor olmak üzücü ama gerçek bu. Gerçekten çok yıpratıcı. Yani bu yıpranmanın karşılığında bir karşılığını da tam olarak alamadığınızı hissediyorsunuz. Özlük hakları anlamında olsun, diğer haklar anlamında olsun. Bu adaletsizlik duygusu insanı gerçekten demotive ediyor. Günün sonunda da işte mutsuz sağlık çalışanları ortaya çıkıyor. Ya bu primer sorunumuz şiddetin yanında bu aşırı yoğunluk diyebilirim.
Yani bu yoğunluğu azaltmak için Sağlık Bakanlığı birçok çalışma yürütüyor. En son görmüşsünüzdür MHRS ile ilgili bir dizi önlemler alındı. Ama yani bunların da tam olarak yeterli olmayacağını öngörüyoruz. Çünkü burada da kontrolsüz bir başvuru olduğunu görüyoruz. Yani bugün Türkiye'nin muadili ülkelerine baktığınızda böyle bir kontrolsüzlük söz konusu değil. Yani vatandaşı bırakırsanız birçok şeyin tercihini bir kaos doğar, anarşi evet. doğar. Ama bunu bir düzene sokarsanız o zaman olayları kontrol edebilirsiniz. Yani şu anda bir kişi, bir hasta aynı gün içerisinde 3 farklı uzmana aynı şikayetten gidebiliyor. Ve bunun herhangi bir yaptırımı yok. Ama sen randevu alıyorsun 3 tane hekime, ihtiyacı olan alamıyor. Evet. Bugünkü en büyük problemlerden birisi vatandaş anlamında MHRS'den randevu bulamayışı. Sen başkasının hakkına girmiş oluyorsun. Ama bunu sınırlandıran bir yaptırım yok. Evet. Bunun önünü kesmemiz lazım bizim öncelikle. Yani o kişi bir gün içerisinde birden fazla başvuruda bulunduysa bunun bir yaptırımı olması lazım. Bir cezai yaptırımı ya da kardeşim başvurabilirsin sıkıntı yok ama bunun bedelini ödemen gerekir şeklinde. Tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Randevusuna gitmeyenler için. Gitmeyenler veya fazlalıkla kullananlar. Evet, yani birden çok randevu olanlar. 10 gün evet. içerisinde, bir hafta içerisinde sürekli hekim değiştirenler, sürekli hekime muayeneye gidenler, sürekli acile gidenler, sürekli aile sağlığı merkezine gidenler. Gerçekten sistemi çok meşgul ediyorlar, yoruyorlar, amaçsızca kullanıyorlar. Yani elimizde sınırlı bir kaynak var. Bunu olabildiğince makul bir şekilde kullanmak lazım. Biz şu an bu şekilde kullanmıyoruz. Elimizdeki az kaynağı da bu şekilde tüketiyoruz. Yani cezai yaptırım dediğim gibi maddi anlamda bazı geri dönüşleri olması lazım ki vatandaşa vatandaş dursun. Normalde bu işin en doğrusu birinci basamaktır. İlk başvuru, ben de bir aile hekimiyim. Evet. İlk başvuru her zaman birinci basamağı olmalı. Birinci basamağı filtresinden geçtikten sonra 2 veya 3'e gidebilmeli. Çoğu ülkede bu şekilde. Ama şu an Türkiye'de bunu da gerçekleştirmek mümkün değil. Hem aile hekim sayısı yetersiz, hem hasta yükümüz çok fazla, hem de sağlıkta şiddet gibi ciddi bir problemimiz var. Eğer bu sistem gelirse sevk zinciri, bu sefer kişi bizim yanımıza gelecek. Hoca beni şuraya sevk et. Hoca beni buraya gönder. Göndermezsen, uygun görmezsen al sana bir şiddet vakası evet. daha. Evet. Önce bunu çözmemiz lazım. Tabii. Bir diğer mevzu da sağlık okuryazarlığı. Sağlık okuryazarlığını bizim muhakkak artırmamız lazım. İlkokuldan itibaren yaşlılığa kadar herkesin anlayacağı dilde sağlık okuryazarlığımızı geliştirecek ulusal politikalar üretmemiz lazım. Hangi durumlarda hastaneye gidilir? Hangi durumlarda ateş düşürücü verilir? Hangi durumlarda aile sağlığı merkezine gidilir? Yani kişilerin bu anlama çok bilinçsiz olduğunu görüyoruz. Alakasız bölümlerden randevu alıp gidebiliyorlar. Bu da gereksiz iş yükü. Yani bunların hepsini topluca bizim hayata sokmamız lazım ki günün sonunda bu işi düzeltebildik diyebilirim. Bir tanesi bile eksik kalsa emin olun bu düzelmeyecektir. Evet hocam, biraz daha hastalıklara dönelim. Sağlık çalışanlarının sorunlarını konuştuk. Hazır bir hekim de bulmuşken birkaç tane de sağlıkla ilgili sorumuz olacak. Mevsimsel geçişlerde yaşanan sağlık sorunları nelerdir? Malum mevsim geçişindeyiz şu anda. Bununla ilgili bize bilgiler verebilir misiniz? Evet, şu anda aynen dediğiniz gibi mevsim geçişi yaşıyoruz. Bir soğuk, bir sıcak, üzerimize ne giyeceğiz, ne giymeyeceğiz hep bunun bir kararsızlığı içerisinde. Özellikle Karadeniz'deyseniz zaten her zaman bir acaba yağmur mu yağacak soru işareti hep kafamızda var. Mevsim geçişlerinde bu ani soğuma, ısınma gibi sebeplerden dolayı bazı hastalıklarda artış görürüz. Üst solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem hastalıkları, işte bulantı, kusma, ishal, mide rahatsızlıkları, bazı psikolojik sorunlar. Bunlarda ve alerjik reaksiyonlarda, alerjik hastalıklarda artış görebiliriz. Evet. Yani üst solunum yolu enfeksiyonları bulaşıcı hastalıklar olduğu için COVID döneminden çok aşinayız aslında. Yani bunlardan korunmanın yolunu hepimiz biliyoruz artık. Maske, mesafe, hijyen. Bu üç kurala mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle toplu yerlere gideceksek, özellikle sağlık kuruluşlarına gideceksek mutlaka maskemizi artık takmayı bir hayat felsefesi haline getirmemiz gerekiyor bizim. Hem karşıya bulaştırmama anlamında hem kendimizi korumamız anlamında. Bununla mücadelenin yolu bu. Bunun dışında sağlık, yani genel olarak vücudumuzu güçlendirmek, sağlığımızı güçlendirmek için sağlıklı beslenmeliyiz. Her zamanki gibi doğal beslenmeliyiz. Sıvı tüketimimizi günde 2-2,5 litrenin üstünde, eğer aksi bir durum yoksa, bazı durumlarda hekim onu kısıtlayabilir, üstünde tutmamız gerekir. Düzenli egzersiz, spor yapmamız gerekir. Günlük en az 7-8 saat uyku uyumamız gerekir. Yani ihtiyaç halinde bazı vitamin takviyeleri de, bitki çayları da kullanabiliriz. Gastrointestinal sistem rahatsızlıkları ile ilgili de yani hekime başvurduğunuzda zaten eğer reflü ise, dispeptik şikayetlerse size uygun tedaviyi mutlaka verecektir. İshal gibi durumlarda da çoğu zaten virüs kaynaklı oluyor, viral oluyor. Antibiyotiğe gerek olmuyor. Biz çoğunlukla sıvı takviyesi, probiyotik ve çinko takviyesi ile genellikle hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Alerjik reaksiyonlar için de bahar ayları
bu hastalar için şanssız aylar. Ben de onlardan birisiyim. Alerjik dinit hemen tetiklenmeye başlar veya astım varsa o da tetiklenmeye başlar. Çünkü polenler, işte topraktaki küfler bu dönemde iyice artış gösterir. Yani bundan korunmak için saat 10 ile 4 arasında olabildiğince az dışarı çıkmamız gerekiyor. Tabii hayatın olağan bir akışı var. Evet. Ne kadar gerçekleştirebilir soru işareti ama elimizden geldiğince bu saatlerde dışarı olmamaya özen göstermemiz gerekir. Geçmişte bildiğimiz bir alerji hastalığımız varsa bununla ilgili ilaçlarımıza devam etmemiz gerekir. Astım ataklarını sık görebiliriz bu dönemlerde. Kişi eğer bunu evde yönetemiyorsa mutlaka hastaneye başvurmalı. İlgili tedavisini almalı. Çünkü tedavi edilmeyen astım, bronşit ilerleyen zamanlarda ciddi solunum yetmezliğine sebep olabilir. Zatürreye dönüştürebilir. Bunlar da yoğun bakım, hatta ölüme bile sebep olabilecek rahatsızlıklar. Evet, o yüzden bunlara ekstradan özen göstermemiz gerekir. Evet hocam, aşılarla ilgili de biraz bilgi alalım sizden. Aşıların önemi nedir? Evet, aşılama Dünya Sağlık Örgütü'nün tabiriyle hastalıklardan korumanın en iyi yoludur. Dünya Sağlık Örgütü iki tane önemli çığır açıcı olaydan bahseder yeni çağlarda. Birincisi suların klorlanması, ikincisi aşılama. Eski dönemlerde yani 1800-1900 yılların başında insanlar çoğunlukla bakteriyel hastalıklardan, viral hastalıklardan ölürlermiş. Salgın boyutuna ulaşan hastalıklar, kuş gribi olsun, domuz gribi olsun veya veba olsun, bunlar insanlık tarihinde çok ciddi salgınlar yapmışlardır. Yani milyonlarca insan, belki 100 milyon, belki 200 milyon insanın ölümüne sebep olmuş hastalıklardır. Bugün bunları görmüyoruz çünkü sular artık klorlanıyor. Artık hijyene herkes dikkat ediyor. Elini yıkıyor herkes veya işte çamaşırlarını yıkıyor. Artık eskisi gibi bulaş zinciri yok. Ve daha da önemlisi aşıları bulduk. Antibiyotikleri bulduk, aşıları bulduk. Bu çoğu hastalığın kökünü kazmamızdaki en büyük sebep aşılardır. Yani siz bir aşıyla birlikte kişi hastalanmadan buna çare olabiliyorsunuz. Yani bundan güzel, daha güzel bir tedavi yok. Kişi hastalandıktan sonra onu yine tedavi edebilirsiniz bazı hastalıklarda. Ama hem garantisi yok, hem ciddi bir iş gücü kaybı, hem ciddi bir maliyet, hem de tam şifa olacak mı, olmayacak mı, sakatlık bırakacak mı, bırakmayacak mı belli değil. Yani çocuk felci denen bir hastalığı biz bugün artık görmüyoruz. Gerçekten felç bırakan bir hastalık. Bir aşı ile birlikte bunu çözebiliyoruz. Yani çocukluk çağındaki aşılar o yüzden çok kıymetli. Mutlaka bu konuda veliler üzerine düşeni kesinlikle yapmalı, hurafelere inanmamalı. Bu Covid döneminde çok fazla hurafe üretildi bununla ilgili. Aşılarla ilgili ama ortada apaçık bir gerçek var. Bu hastalıkların tekrar canlanıp yani bize zarar vermesini istemiyorsak aşılarımız olmalıyız. Erişkin aşılamamız da mevcut bizim aynı zamanda. Her yıl grip aşısını yaparız özellikle risk grubundaki hastalara. Bunun yanında bir de zatürre aşımız vardır. Bunu da çoğu hastamıza öneririz özellikle risk grubundaysa. Bir de son günlerde popüler olan İstanbul'da da belediye başkanlığının duyurusunda bulunduğu HPV aşısı var. HPV de bir virüs. Kadınlarda rahim ağzı kanserinin en büyük sebeplerinden birisi. Yani bunu koruyacak bir aşı var elinizde. Evet. Ama biz şu anda bunu yani toplumsal ahlaki değerlerle tam olarak bağdaştıramadığımız için takvime henüz sokamadık. Ama mutlaka takvime girecektir. Böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü biz bu hastalığı tarıyoruz. Kanser evet. Taraması yapıyoruz hastalara. Bu virüs varsa eğer hemen ilgili yere sevk ediyoruz. Bununla ilgili gerekli tedavi almasını sağlıyoruz. Bunun aşısı da var. Yani bunun aşısını bir önce yapmamız gerekmez mi? Tabii. 9-14 yaşından itibaren bu aşıyı yapmaya başlayabiliyoruz. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza yani buradan sesleniyoruz. Mutlaka bu aşılarını da yaptırsınlar. Aşılarla ilgili hurafeleri artık bir kenara bıraksınlar. Koruyuculuğu ortada. Mutlaka aşılarını olsunlar. Yani bazı aileler yaptırmak istemiyor çocuklarına. Evet, aşı reddi maalesef bu dönemde biraz popüler ve artış gösterme eğiliminde. Evet hocam, yaz mevsimi yaklaşıyor. Bir başka konuya geçelim. Malum Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan keneler. Bunlardan korunma yolları ve bu şekilde bir bulaşma olduysa vatandaşlar, halkımız nasıl bir önlem almalı? Bununla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Kırım-Kongo kanamalı ateşi, evet her bahar aylarının gelişiyle birlikte Ekim ayına kadar gündemimizde olan bir hastalık. Önemi ne? Çok ölümcül. Allah göstermesin, kimse yakalanmasın. Yani yakalandığınızda öldürme oranı çok yüksek, kötü bir hastalık. O yüzden korunmamız önemli. Aşısı yok, tedavisi yok. Aşı çalışmaları var ama henüz net olarak bir aşı üretilebilmiş değil. Dolayısıyla bundan korunmamız lazım, yakalanmamamız lazım. Keneden bulaşan bir hastalık. Keneler vücuda tırmanarak çıkarlar. Yani bir yerden uçarak gelmez, uçma yeteneği yok. Ancak tırmanabilir. O yüzden vücudumuzda boşluk bırakmayacak şekilde özellikle kırsal alana gittiğimizde, bahçelere girdiğimizde çoraplarımızı pantolonların üstüne çekmeliyiz. Vücudumuzda olabildiğince
az açık alan bırakmalıyız ve eve gittiğimizde vücudumuzu kontrol etmeliyiz. Özellikle zor görülmesi, yani görülmesi zor alanlarda, koltuk altlarında, genital bölgelerde, kulak arkalarında özellikle ekstra dikkat etmemiz gerekir. Buralarda kene tespit edilirse kişi en kısa sürede bu keneyi vücudundan bertaraf etmesi gerekir. Ama çıplak elle değil, çıplak elle bulaş riski yüksek. Kendisi eğer çıkaramıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna bir an önce başvurup bu kenenin çıkarılması sağlanmalı. Daha sonra biz bu hastalara hemogram takibi yaparız, kan tahlili alırız ve bir hafta içerisinde deriz ki kendine dikkat et, herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu, gribal bir şikayet gelişirse mutlaka bize başvur. Neyse ki yani Akkuş, Mesudiye dışında olur, çok fazla endemimiz yok. Hı hı. Daha çok Sivas Tokat bölgesinde. Evet. Ama geçen Sivas'taki bir hocamızın yazısını okudum. Bu sene kenelerin daha fazla olduğunu, daha fazla yani vaka olarak değil de çok fazla kene görüldüğünü söylüyor. Şimdi Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Biliyorsunuz bu hayvanlardan da bulaşabiliyor. Hayvanların üstünde kene yapışıyor. Doğru. Hayvanları hastalandırıyor ama öldürmüyor. Yani çok belli belirsiz atlatıyor hayvanlar. Şimdi kesimlerde kasapların veya işte kim kesecekse mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Eldiven kullanması gerekiyor. Çünkü hayvanın kanında varsa olası bir kesi halinde kişiye geçip kişiyi öldürebilir. Çok tehlikeli. O yüzden özellikle kurban döneminde bu kesim işiyle uğraşan insanların ekstra dikkatli olması gerekiyor. Aşısı yok, tedavisi yok. O yüzden tek çaremiz korunmak. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok sağ olun. Tekrar yeni seçildiğiniz görevinizde de hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun, başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Programımız sona erdi. Sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan takip edip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.